şey söyleyeyim mi sana bak Sezer'cim? Sonuçta 12 yaşındaki bir çocuğun bu cinayeti işleme ihtimali sıfır değil, eksi 100 falan yani. Ama şu bir gerçek, Serpil'in evinin önünde çocuk çok korkunç bir şekilde öldürülüyor. İnfaz ediliyor. İnfaz ediliyor. Sayın savcımız da bu sorunun yanıtını arıyor zaten şu anda. Açık bir soruşturma var. Bak ben dedim ki senin kuzenin Serpil'e, lütfen dedim buraya gel. Burada zaten Halil Bey'i de gönderdik, Halil Bey'den korkuyorsa bir soru sorup bu cinayeti birlikte aydınlatalım. Orada yuvasını, ben size şöyle söyleyeyim. Hı. Orada böyle bir olay oldu. Yuvasını zaten yıkıldı. Geldi burada evini kurdu. Bilmem bizim ne. Kocasından yani ayrıldı. Orada kaçtı diyorsunuz. Orada sonuçta bir can gitti. Kocasından mı ayrıldı? Şimdi anlamadım. Bak şimdi siz orada bir can... Ya orada olay olduktan sonra buraya geldi Trabzon'a. Turan'la evli değiller mi? Ablam. Evli değiller mi Turan'la? Ya ablam orada olay olduktan sonra Trabzon'a geldi ki orada ha, acılarını bir daha yaşamayalım. Çocukun psikolojisi bozulmasın. Yani bir daha düzelsin, hayatlarımız düzelsin diye geldiler buraya. Siz diyorsunuz ki yok kaçtılar. Niye kaçacaklar? Ama aynı gün gidiyorsunuz. Şey aynı gün yani gidilir mi Sezer? Gece 3'te acilen. Gece 3'te acilen gidilir ya, mi yani? Sen Didem Hanım, Didem Hanım ben evet, size bir şey söyleyeyim. Tabii. Ben size bir şey söyleyeyim. Siz bir mahallede oturuyorsunuz, hı hı, çocuğunuz yanlışlıkla birinin çocuğunu öldürüyor. Ya. Siz o mahallede durur musunuz? Cenazeyi siz mi gömeceksiniz? Hayır yani ama böyle apar topardan gece 3'te orada kötü bir gitmem şey der, yani bir şey olur. Bir dakika Tunca Hanım söylüyor. Gece 3'te gitmem diye bir şey mi var ya? Devamı siz, süresince, bak avukatımı söylüyor. Devamı süresince her halükarda aile orada olmalıydı. Kaçamazdı, gidemezdi. Burada kolluk güçlerinin de açıkçası ihmali var. Gidemezsiniz. Tamam, daha Tunca soruşturma bitmemiş. Tamam, şunu söylüyor Tunca Hanım Sezer. Yani devam eden bir soruşturma varken olay yeri inceleme ekipleri gelecek, ifadeler alınacak, birçok şey aydınlığa kavuşturulacak. Onlar da zan altında kalmayacak. Onlar tam aksine hemen Trabzon'a apar topar gidiyorlar. Kaçtı demeyelim de apar topar gidiyorlar gece tamam saat 3'te. Orada zaten jandarma gelmiş, parmak izlerini almış, şeyleri almış bilmem ne. Onların orada durmasına gerek yok. Yok ikincisi, hepsi yapılmıyor. Sizin savcı, hakim bak, şey tanıdıklarınız vardı değil mi emniyette? Ha, var. Evet. Bak ha, şöyle söyleyeyim ben size. Beni öyle bitirin. Sizin savcı da vardır, hakim de vardır tanıdıklarınız değil mi emniyette? Öyle böyle bir olaylarda ya bir gazeteci herkesle konuşur. Onlar zaten kendileri söylüyor. Ay bir dakika. Savcı mı buradan uzaklaştırıyor ona aileye? Bir dakika. Savcı mı gidiyor? Emniyet güçleri yani orada olmaları mı dahi? Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Hayır şunu söylüyor. Jandarma şunu söyleyebilir ya belki de can güvenliğiniz yok. Yani bir gidin Trabzon'a dönün diyebilirim. Sezer şimdi bu konu tamam onu da konuşalım da bunun içinde somut delil olması gerekir diyor Tunca Hanım. Benim meselem şu Sezer. Bu çocuk 12 yaşındaki çocuk 8.22'de pardon 8.26'da güvenlik kamerasına yakalanıyor. Senin kuzeninin oturduğu yere 10 dakikada yürüyebiliyor. Yani maksimum işte 10 dakika ya da 15 dakika bu 10 dakika. 8.36'da orada oluyor sabah Sezer. Arkasından 8.38'de silah sesi geliyor. Senin yeğenin Fatih ne çabuk kalktı. Ne çabuk o silahı aldı oyun oynamaya kalktı. Evet. Ve 2 dakika içinde 2,5 metrelik yukarıda odunluğun olduğu yerde alabildi. Evet. Ve o sırada arkadaşıyla evet, 2 dakika içinde nasıl şakalaştı? Yani hayatın olağan evet, akışında çok ters bir durum Sezer ya. Fatih'in sıktığı silah neden Fatih'in vücuduna herhangi bir darbe bırakmadı? Bu arada özür dilerim. Silah Didem kullanmayı, Hanım, tüfek kullanmayı bildiğin için de soruyorum. Didem Hanım, bakın ben... çift kırma, 115 santim, 4,5 kiloluk bir tüfeği kullanıyor. Av tüfeğini kullanıyor yeğenin. Fakat vücudunda hiçbir şekilde bir hasar yok yani. Evet. Hadi Sezer'cim yanıt ver bana lütfen çok rica nasıl edeceğim. Yani üstünde çocuk zaten patlatmış, raporlar alınmış. Orada raporlar yok, varsa sizin önünüzde. Çocuğun patlattığı değil. De çıkmış, bak, hepsi çıkmış. Çocuk... Yani oradaki ailenin Allah rahmet eylesin yine başsağlığı diliyorum. Yani acıları var ama burada başka bir şey aramalarına gerek yok. Orada çıkıp kendilerini de üzmelerine gerek yok. Bence burada bir yanlışlık var. Vallahi yani bir şey çocuk, söyleyeyim mi? Çocuk yani. Hadi bu, diyelim aile. Oldu. Bak Sezer hadi diyelim aile. Yok, evde, hadi ben diyelim. Sizi dinledim birkaç bir dakika. Hadi diyelim aile böyle yaptı evine gitti çekildi. Ama Sayın Savcım öyle düşünmüyor Sezer. Sayın Savcım diyor ki burada cinayet şüphesi var. 12 yaşındaki bir çocuk 12 yaşındaki arkadaşını
çift kırma, 115 santimlik, 4,5 kilogramlık silahı tek elle kullanıp içindeki kartuşu da çıkartacak kadar bu cinayeti işlememiştir. Bu bir kaza değildir. Bu bir cinayettir diyor Sayın Savcım. Onlar evine dönseler bile Tidem Hanım, cinayetten yargılanacaklar. O zaman şöyle söyleyeyim. Gelip savunsunlar kendilerini. Şu an bunlar zaten yargılanıyorlar. Mahkeme süreci devam ediyor. O zaman siz hakimlerden, adli kurumlardan, Türkiye adliyelerinden, işte merceklerden siz daha iyi şeyler biliyorsunuz. O zaman o bilmiyor. Hayır, şöyle söyleyeyim sana. Öyle gazetecinin mi? Soru yani sorma hakkı siz, var. Siz o zaman bak, mahkemeleri ben hiçbir kurulmasın. Zaman, bak bir şey söyleyeyim. Beni başkalarıyla karıştırma Sezer. Tamam mı kardeşim? Ben mahkeme falan kurmuyorum. Ben gayet basit sorular soruyorum. Bu soruların yanıtını arıyorum. Ben de bir kamu görevi yürütüyorum. Gazetecilerde anayasaya göre bu hak gazetecilere tanınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre benim bu olaylarla ilgili soru sorma hakkım var. Kamuya yardımcı olma hakkım var. Bu da benim anayasal görevim. Yapmazsam suç. Bak yapmazsam suç. Tamam kardeşim. Ben çok ufak bir şey daha ekleyeceğim. Üstelik bu suç sadece maalesef küçük yavrumuza karşı işlenmedi. Tüm bize, hepimize karşı işlendi. Ve bu yüzden de gazeteci... Dolayısıyla yargılamayı tabii ki savcılarımız, hakimlerimiz yapıyor Sezer. Senin kuzeninin... Yani bak soru soruyoruz. Bu da bu sorulara yanıt verecek. Bu kadar basit. Bizden korkmasını gerektirecek bir durum yok. Emin olabilirsin.